Arkadaşlar dış politikanın son bölümündeyiz artık. Şimdi C başlığını atmıştık 1930-39 yılları arası. Şimdi C'nin bir C alt başlığını atıyoruz. 1936-39 yılları arası Misak-ı Milli doğrusunda yapılan işler. Birincisi Boğazlar, ikincisi Hatay. Yani Cumhuriyet döneminde Misak-ı Milli doğrusunda en çok işlerin yapıldığı tarih aralığı 1936-39'dur normalde. Türkiye'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Misak-ı Milli doğrultusunda en çok işlerin yapıldığı tarih aralığı 1920-23'tür. Savaş yıllarıdır. Misak-ı Milli doğrultusunda en çok işler bu dönemde yapıldı. Bu tarih aralığında yapıldı. Hazineden milli son ve en çok pay bu dönemde ayrıldı ama bu dönemi olağanüstü dönemdir bu dönem. Savaş yıllarıdır. Bu dönemi attığımızda Cumhuriyet döneminde Misak-ı Milli doğrultusunda en çok işlerin yapıldığı diğer tarih aralığı nedir sorusunun cevabı 1936 39 olur. Şimdi birincisini hemen Montreux, Boğazlar Sözleşmesi diyoruz. Arkadaşlar İsviçre. Şimdi şeyi hatırlayın. Lozan'daki tabloyu bir hatırlayın. Lozan'da Boğazlar Komisyonu kurulmuştu. Başkanı ise Türkiye Cumhuriyeti. Türktü yani. Türkiye'ye bırakılmıştı. Şimdi ne oldu? Ben ondan bahsedeyim size. 1933'te arkadaşlar Hitler Almanya'da başa geçti. Nazi Almanya'sını kurdu. Milletler Cemiyeti'nden çıktı. Cümleme dikkat edin. Versay'ı tanımadığını duyurdu. Zorunlu askerliği getirdi. Hayat sahasını ortaya attı. 1922'de zaten bir Mussolini belamız vardı, İtalya. Arkadaşlar İtalya 1935'te Habeşistan'ı işgal etti. Milletler Cemiyeti'nden çıktı. Büyük Roma hayalini kurdu. Şimdi yani o zaman dünyada ciddi bir tehdit başladı. 1930'lu yıllarda revizyonist devletler, Almanlar ve İtalyanlar ciddi anlamda dünyayı tehdit etmeye başladı. O zaman şartlar değişti. Şartlar değişti ve Türkiye Cumhuriyeti, yine Tevfik Rüştü Aras, Türkiye Cumhuriyeti Boğazlar sorununu Milletler Cemiyeti'ne taşıdı. Dedi ki arkadaş bu devletlerin revizyonist politikaları benim varlığımı, İstanbul'umu, topraklarımı tehdit ediyor. O yüzden şartlar değiştiği için Boğazların durumu da değişmek zorundadır dedi. O zaman Türkiye 2. Dünya Savaşı tehdidi karşısında Boğazları kendi istediği şekilde çerçevede çözdü. Tamam mı arkadaşlar? Milletler Cemiyeti haklı buldu ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile komisyon kalktı. O zaman komisyon kalktığına göre Boğazlar'da Misak-ı Milli gerçekleşti. Cümle tamam. Yani Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki tam egemenliği sağlandı. Dünyada saygınlığı ve itibarı arttı. Güvenliğini güçlendirdi. O zaman Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı tehdidi karşısında almış olduğu tedbirler Balkan Paktı, Antantı, Sadabat Paktı. En önemlisi Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'da tam egemenliği sağlaması oldu. Ve arkadaşlar Türk askeri Boğazlar'a indi. Yani Lozan'daki statü değişti. Misak-ı Milli gerçekleşti. İstanbul'un güvenliği sağlanmış oldu. Arkadaşlar durum ne oldu? Durum şudur. Ticaret gemilerine açık oldu. Donanmaya gelince, ben size burada Lozan'da yorumlamıştım bunu. Donanmaya gelince Karadeniz'de kıyısı olan devletlerin donanmaları Akdeniz'e geçebilir. Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin donanması Akdeniz'e Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin donanması Karadeniz'e
geçemez. Yani Bulgaristan geçirebilir ama iznine gerek kalmadan Yunanistan geçiremez anlamına gelir. Yani Sovyet Rusya, artık Rusya Federasyonu, Rusya Federasyonu geçirebilir, Amerika geçiremez anlamına gelir. Amerika'nın geçirmesi Türkiye'nin iznine bağlıdır. Tamam mıdır? Ama tonajları vardır bunun. 15 bin ton, 20 bin gross ton bu şekilde geçer. Şimdi savaş durumunda ise eğer Türkiye tarafsa, arkadaşlar Türkiye istediği gibi boğazları kullanabilir. Türkiye taraf değilse, yani savaşta Türkiye taraf değilse, taraf olan devletlerin donanmasının geçmesi Türkiye'nin iznine bağlıdır. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Durum budur. O zaman bir şey daha, bu antlaşma 20 yılda bir yenilenir der. Yani eğer Türkiye Avrupa'dan koparsa Avrupalı devletler bu antlaşmayı yeniden gündeme getirebilir der. Şimdi bu antlaşmanın imzalanma döneminde, bu süreçte Türkiye'ye en çok desteği veren devlet İngiltere olmuştur. Bunun en önemli sebebi, biz 1930'lu yıllarda bu revizyonist politikalardan dolayı İngiltere'ye ciddi anlamda yakınlaştık. Bu antlaşmayı en son imzalayan devlet de İtalya olmuştur. İtalya'nın Mussolini hareketi bu Montreux'dan rahatsız olmuştur ve imzalamakta gecikmiştir. Rusya faktörüne gelince, Sovyet Rusya faktörüne gelince, Sovyet Rusya'nın Montreux'da bizi desteklemesi gibi herhangi bir durum söz konusu olmamıştır. O yüzden şöyle bir mantık geliştiririz. Yani tabii ki Rusya ile bizim henüz bir düşmanlığımız yok. Asıl dostumuz burada İngiltere'dir ki Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile başlayan süreç Türkiye ile Rusya'nın da arasını açacaktır aslında. Çünkü Türkiye İngiltere'ye yakınlaşmaya başlamıştır bu süreçte. Alman, İtalyan saldırgandan dolayı bizim dış politikada dayanacağımız devlet İngiltere olacaktır. Bu da Rusya'yı, sosyalist Rusya'yı, rejimini başka ülkelere ihraç etmek isteyen Rusya'yı rahatsız edecektir. O zaman o yüzden şöyle bir cümle kurarız. Lozan Antlaşması'nda Rusya bizi destekledi, Boğazlar konusunda İngiltere desteklemedi. Montreux'da İngiltere bizi destekledi. Rusya'nın Boğazlardan üst istemesi ise daha çok 2. Dünya Savaşı yılları ve sonrasına, Stalin döneminde sonrasına denk gelecektir. Tamam mı? Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi bölümünde onu size anlatacağım. Arkadaşlar Boğazlarla ilgili statüde bunları bilmemiz gerekir. Durumda bunları bilmemiz gerekir. O zaman şu tabloya baktığınızda şöyle bir tablo bunu doğurmuştur. Tamam mı? Yani o zaman bu Alman İtalyan saldırganlığı karşısında bir Balkan Paktı var, Sadabat Paktı var, Akdeniz Paktı var, Nyon Konferansı var, Montreux Boğazlar Sözleşmesi var, var da var. Şimdi geliyorum şuraya. Arkadaşlar nereye geleyim? Bu haritadan gösteririm yine size. Şu bölümü sileyim ben. Yine 1930'lu yıllarda, 36-39 yılları arasında Misak-ı Milli doğrusunda yaptığımız ikinci iş Hatay'ın ana vatana katılması 1939. Arkadaşlar hemen burada 1921 Ankara Antlaşması'nı hatırlıyorsunuz. Ankara Antlaşması'nda ne diyordu 1921 Ankara Antlaşması? Franklin Bülyon'la Yusuf Kemal Tengir Şenk arasında imzalanmıştı. Bu antlaşmaya göre Hatay hali Suriye sınırı çizildi, Güney Cephesi kapandı. Hatay'da yani o topraklarda bir İskenderun sancağının kurulmasına karar verilmişti. Dili Türkçe olan ve Türk kültürünü koruyan, parası Türkçe olan bir sancağın kurulmasına karar verilmişti. Ben süreçten bahsedeyim size. 1922'de Hatay idari statüsü oluştu. 1922'de oluştu bu. Arkadaşlar hatta 1923'te Atatürk, şimdi normalde özerk bir yönetim kurulması gerekiyordu ama hiç öyle bir şey kurulmadı. Hatay idari statüsü, yani Hatay Fransız mandasında bir idare haline geldi. Bunu anlatmaya çalışıyorum burada. 1923'te Atatürk şunu söyledi. 40 yıllık Türk yurt, 40 asırlık, 40 yıl olur mu? 40 asırlık Türk yurdu düşman elini bırakılamaz dedi ki bu şunu gösterir. Türkler 4000 yıldan beri Anadolu'dalar. Tamam mı? Bunun çok ispatı vardır. 40 asırlık Türk yurdu düşmana bırakılamaz dedi. Arkadaşlar 1936'da, bakın 1936'da Türkiye Fransa'dan Hatay, yani İskenderun sancağının kurulmasını istedi. İskenderun devletinin, Hatay devletinin kurulmasını istedi. Fakat Fransa bunu kabul etmedi.
Fransa bunu kabul etmedi. Bunun üzerine 1936'da Hatay Sorunu Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Tamam mı? Türkiye Hatay Sorunu Milletler Cemiyeti'ne götürdü. Milletler Cemiyeti raportörü Sandler bir rapor hazırladı. Sandler raporu diye geçer bu. Sandler raporu çerçevesinde İskenderun sancağının kurulmasına karar verildi. Fransa'nın itirazına rağmen denildi ki Sandler raporu bir İskenderun sancağı kurulacak. Bu sancak içlerinde serbest, dışlarında Suriye'ye bağlı olacak. Türkiye ve Fransa İskenderun sancağının garantör devlet olacak dedi. Sandler raporunda böyle bir karar alındı, tamam mı? Bu rapora uymadı Fransa. Bunun üzerine Türkiye, arkadaşlar bakın sıkıntılar devam ediyor. Bu rapora uymayınca biz haklıyız o halde. Hemen şurayı siliyorum. Şu bölümü sileyim. Şuradan geçiyorum hemen. Mesele nereden kaynaklanıyor? Mesele burada. Şu haritayı görüyorsunuz. Tamam mı? Mesele burası. Fransa yine Milletler Cemiyeti kararına uymayınca baktı ki Türkiye olmuyor. 1938'de Türkiye Cumhuriyeti Fransa'dan Hatay Devleti'nin kurulmasını ve Hatay'ın bağımsızlığının tanınmasını istedi. Dedi ki arkadaş Hatay Devleti'ni kurun ve Hatay'ın bağımsızlığını da tanıyın dedi. Şimdi Hatay burada Fransa burada çok sesini çıkaramayacak. Neden? Bunun notu da şudur. 1936'da bu bilgi 38'de bu bilgi unutmuyorsunuz. 1938'de arkadaşlar Almanya Avusturya'yı topraklarına kattı. İşgal etti. Şimdi Almanya'nın Avusturya'yı topraklarına katması, işgal etmesi Avrupa'da ciddi bir Alman tehdidini ortaya çıkardığı için Fransa tırstı bundan. Bunu fırsat bilen Türkiye, Fransa'dan Hatay'da bir devlet kurmasını ve o devletin bağımsızlığının tanınmasını istedi. Hatta Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşlar Mersin'e asker kaydırdı. Asker kaydırdı. Orada hatta tatbikat yaptırdı ve Hatay'daki Suriye'deki durumu Mersin'den izlemeye başladı. Hatta Adana'ya gidecekti de sağlık durumu el vermedi. Şimdi Türkiye Fransa'dan Hatay Devleti'nin kurulmasını, Hatay'da seçimlerin özgürce yapılmasını istedi. Oradaki bağımsızlığın tanınmasını istedi. Bu arada Almanya Avusturya'yı işgal etti. Mustafa Kemal Mersin'e Adana'ya asker kaydırdı. Mersin'den durumu takip etmeye başladı. Fransa tırstı ve Fransa arkadaşlar seçimlere izin verdi. Tamam, Fransa seçimlere izin verdi. Bu seçimler sonucu 2 Eylül 1938'de Hatay Cumhuriyeti kuruldu. O zaman Hatay Cumhuriyeti Atatürk ölmeden önce 2 Eylül 1938'de kuruldu. Atatürk'ün yakın arkadaşı olan Tayfur Sökmen Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün yakın arkadaşıdır. Türk vatandaşıdır. Tayfur Sökmen Cumhurbaşkanı, Abdurrahman Melek ise başbakan oldu. İkisi de Türk vatandaşı. O zaman oradaki seçimleri Türkiye kazandı. Şu belli oldu ki Hatay Suriye'de kalmayacak. Hatay Fransız mandasında kalmayacak. Tayfur Sökmen Cumhurbaşkanı, Abdurrahman Melek başbakan oldu. Arkadaşlar bu Türkiye'nin bir zaferidir. Atatürk'ün bir zaferidir. Hatay sorunu bu şekilde çözülmüştür. Ama Hatay kendi iradesiyle 1939'da referanduma gitmiştir. Referandumda ki milletvekillerinin kararıdır bu. Referandumda Hatay Meclisi'nde Türk oylarının çokluğu sonucu Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmıştır. Bize katılan son toprak Hatay'dır. Referandumda bize katılan topraklar nerelerdir sorusunun cevabı aslında şöyleydi. Batı Trakya, Kars Ardahan Batum'da ama kabul etmediler. Batı Trakya gitti. Kars Ardahan Batum'un Kars Ardahan'ını savaşarak aldık. Bugünkü topraklardan referandumla bize katılan toprak, tek toprak ise Hatay olmuş oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve bize katılan son toprak da Hatay'dır. Hatay'ın bize katılmasıyla Suriye sınırı da çizilmiştir.
ve çizilen son sınırımız da Suriye, güney sınırı olacaktır. O zaman Türkiye'nin Hatay'ı ve Boğazları, Hatay'da ve Boğazlar'da misak-ı milli gerçekleştirmesinde en önemli faktör 2. Dünya Savaşı'nın çıkma tehlikesi, İtalyan ve Alman saldırganlığının Avrupa'da ve Akdeniz'de baş göstermesidir diyoruz. Tamam, bu bağlantıları da unutmuyoruz. Arkadaşlar, dış politika bu. Artık inkılap tarihini bitirdik. Bir sonraki dersimizde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihini, Dünya Tarihi çekimlerine başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, Atatürk 1938'de son dönemlerinde daha çok böyle Yalova'da vaktini geçirir. Savonara, Savarona yatı alınır Atatürk'e ve Atatürk daha çok 1938'de zamanın büyük bir kısmını Savarona yatında, Marmara'da, Ege Denizi'nde, daha çok Yalova'da geçirmeye başlar. Çünkü ciddi anlamda rahatsızdır. Atatürk'ün rahatsızlığının ilk teşhisini Nihat Reşat Belger adlı bir doktor koyar. Ki Atatürk'ün, arkadaşlar, ben ders anlatırken rahatsızlığından hep bahsettim size. Yani vücudu sağlıklı değildir. Ve daha sonra Avrupa'dan doktorlar gelir. Bunlardan bir tanesi Fischinger'dir. O gelir. Fischinger gelir. Belger'in teşhisini aynen onaylar ve dinlenmesi gerektiğini söyler. Atatürk bu tarihten sonra daha çok vaktini Savarona yatında geçirir. Ve işte ölümüne, vefatına yakın Dolmabahçe Sarayı'nda kalmaya başlar ve 10 Kasım 1938'de Atatürk vefat eder. Ki Cumhurbaşkanıydı Atatürk vefat ettiğinde, başbakan da Celal Bayar'dı. Atatürk'ün cenaze namazı kılınır ve Atatürk'ün bir müddet cenazesi Dolmabahçe'de kalır. Oradan Ankara'ya getirilir. Ankara Etnografya Müzesi'ne getirilir. Ankara Etnografya Müzesi'nde bir müddet kalır. Ondan sonra 10 Kasım 1953'te Adnan Menderes Demokrat Parti döneminde Ankara Etnografya Müzesi'nden, arkadaşlar, bugünkü ebedi istirahatgahı dediğimiz Anıtkabir'e taşınır. Tamam mı? Vasiyetine gelince, Atatürk'ün vasiyeti, mirası, Atatürk zaten mirasını Türk halkına bağışlamıştır. Atatürk Orman Çiftliği'ni, İş Bankası'ndaki hisselerini, Türk Hava Kurumu'na, Türk Dil Kurumu'na, Türk Tarih Kurumu'na, Bursa Belediyesi'ne, Ankara Belediyesi'ne, birçok yere bağışlamıştır. Ki mesela Mustafa Kemal kız kardeşine çok miras bağışlamamıştır. İsmet İnönü'nün çocukların yurt dışında okutulmasını ve masrafların kendisi tarafından karşılanmasını istemiştir. Ama yani şöyle bir baktığınızda, Atatürk'ün zengin bir kız kardeşini, zengin bir yeğenini, zengin bir bilmem oğlunu, zengin bir amcasını tanımıyoruz, bilmiyoruz. Zaten var olanlar da böyle Atatürk'ün ismini kullanarak Türkiye'de iş yapmıyorlar. Yapamazlar. Bu doğru olmaz zaten. Biz Atatürk'ü biliyoruz. Atatürk'ten sonra Atatürk'ün şu amcası vardı, şu kardeşi vardı, şu yeğeni vardı, bilmem şu oğlu vardı. Yani atıyorum kafadan, tamam mı? Böyle bir şey bilmiyoruz. Atatürk'ün en büyük mirası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu devlettir. Misak-ı milli sınırı içerisinde bu rejimdir. Atatürk'ün maddi mirası halka paylaştırılmıştır. Belediyelere, valiliklere paylaştırılmıştır. Türk Dil Kurumu'na, Türk Tarih Kurumu'na paylaştırılmıştır. Doğal olarak arkadaşlar, şöyle bir şey yoktur. Yani hiç kimse biriktiğini öbür dünyaya zaten götüremez. Bu dünyada kalır. Atatürk kendisini bu halka adamış. Bu halk için çalışmış bir liderdir. Ve bazen şöyle eleştiriler yapılıyor. Yani deniliyor ki, ya Atatürk de işte sirozdan öldü, içiyormuş filan yani. Ya da şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Yani tarihçi olarak şunu söyleyebilirim ben. İnsanların nasıl yaşadığının bir önemi yok. Bu ülke için neler yaptıklarının bir önemi vardır. Neler düşündüklerinin bir önemi vardır. Bu ülkenin devlet başkanlarının hepsi bu ülkenin menfaati için çalışmıştır.
Atatürk'ünden Turgut Özal'ına kadar aklınıza kim geliyorsa hepsi bu ülkenin menfaati için çalışmışlar. Hiçbirisinin yapısını, yaşam tarzını hiçbir şekilde eleştirmeye hakkımız yoktur. Yaptıklarına bakmamız gerekir. Türkiye için neler yaptıklarına bakmamız gerekir ki hepsi de faydalı işler yapmıştır. Bazılarının zamanı kötü döneme denk gelmiştir. Bazılarının zamanı savaş yıllarına denk gelmiştir. Bazılarının zamanı krizlere denk gelmiştir. Bazıları o krizlerde ülkeyi iyi yönetememiştir ama sonuçta hiçbirisi bu ülkeye ihanet etmemiştir. Hepsi halkına hizmet için vardır. Bu noktada bize bu mirası veren Atatürk de birinci derecede değerdir. Misak-ı milli sınırlar içerisinde tam bağımsız bir Türk devletinin kurulmasında aktör rolünü üstlenmiş lider Mustafa Kemal Atatürk'tür. Saygı duymak gerekir. Onun bıraktığı mirasa sahip çıkmak gerekir. Bize düşen görev de budur. İnkılap tarihi bu kadar arkadaşlar. Bu dersimizi bitirdik. Biraz mola verdikten sonra ya da bir gün sonra Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersine devam edeceğiz sizinle. Kendinize iyi bakın, esen kalın.